Annemi elimden aldın. Ben de senin unutamadığın aşkını. Ama yine de ödeşemedik. Baba. Azat baba. Söyle. Yeter Hanım hakkında ifade vereni bulduk. Çocuklar getiriyor. Oh, 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 ihtiyarlık kötü, oh, yaşlılık kötü, oh, ben böyle miydim eskiden ben? Ben 3 saat öyle aralıksız dövüşürdüm. Şimdi öyle mi? Yarım saatte iflahım kesiliyor. Şimdi bir tekrar edelim bakalım. Anlamış mısın? Yarın ne yapıyorsun? Adliyeye gidip ifademi değiştiriyorum. Aferin. Neden peki? Tanımadığım bir adam. Bana para teklif etti. Böyle ifade verirsen sana para veririm dedi. Sonra? Sonra vicdanıma yenik düştüm. Suçsuz bir kadının hayatını karartmak istemedim. Vicdan değil mi? He? Vicdan, vicdan. He? Değilmiş? Vicdan. Vicdan. Duydun mu? Duydum. Neymiş önemli olan? Vicdan. Vicdan. Alın götürün şunu çabuk. Şimdi yüzünü gözünü de şöyle güzel bir toparlayın. Sözüne sadık kalana kadar yanından ayrılmayın. Hadi. Evet. Azat baba. Hayırdır evlat bu saatte? Kusura bakma. Aa, yok, yok canım ben merak ettim de sen bu saatte aramazsın. Telefonun açık olduğuna göre mektepte değilsin herhalde baba değil mi? Yok. Ben ödevlerimi yaptım. Hocalar da izin verdi diyelim ha. Eyvallah, eyvallah baba. Dün akşam biraz çatara patar oldu da. Yapma, hayırdır? Aslı ile birlikte avladaydık. Öyle saldırdılar. 2 kişi vuruldu. Yalnız yaşıyor mu, ölümü bilmiyorum. Baba senin kulağın deliktir, bakıversen. Hem kim bu adamlar bir öğrenelim. Hayda. Tamam, tamam. Tamam, sen merak etme evlat. Eyvallah. Eyvallah baba. Yeter Hanım, hakkınızdaki şikayet geri çekilmiş. İfadeyi veren şahıs ifadesini düzeltmiş. Formalite gereği savcı karşısına çıkacaksınız. Ben de yanınızda olacağım. Tamam. Sabret Yeter, sabret. Az kaldı. Tamam.
Tamam bak şimdi sen bu adres, kimlik bilgisi falan ne bulursan bana ilet. Haber ver ha. Hadi tamam, tamam. Geçmiş olsun Yeter Hanım. Teşekkür ederim. Buyurun arabam şu tarafta, sizi evinize bırakayım. Yok, benim ufak bir işim var, onu halledeceğim. Peki, siz bilirsiniz. Namık Bey'e müjdeyi ben mi vereyim, siz mi söylersiniz? O benden müjdesini aldı, siz söylersiniz. Peki, tekrar geçmiş olsun. Alo, Namık Bey merhaba. Müsait misiniz? Gelmişsiniz. Geldim ya. İçimden bir ses. Bu ifadenin geri çekilmesi. Hiç, hiç alakam yok. Aç mısın? Dün öğlenden beri hiçbir şey yemedim. Buyur o zaman. Ne tuhaf. Neymiş o? Aslında değil de... yani... bizimkilerden hiç kimsenin gelmemiş olması ve... daha dün tanışmamıza rağmen... sizin gelmeniz. Evet. Dün tanıştık. Ama söylemiştim, ben seni çok önceden tanıyorum. Hatırlamadığım için bana gücenmiyorsunuz değil mi? Yok, hayır. Hatırladım deseydin inanmazdım zaten. Adliyeye girerken sizi orada görünce böyle içime bir güven geldi. O güvenin yıkılması şöyle dursun. En küçük bir yara almaması için elimden ne geliyorsa yaparım. Biliyorum. Nereden bildiğimi bilmiyorum ama biliyorum. Yemekten sonra seni eve mi bırakayım? Yok, halletmem gereken bir iş var. Benim elimden gelen bir şeyse başım gözüm üstüne. Bunu benim yapmam gerekiyor. Şu doktora soracaklarım var. Ellerin? Ne oldu? Önemli bir şey değil. Kan oturmuş. Evet. Ama her şey geçer. Efendim kızım. Anne. Anneciğim çıkmışsın. Şimdi Abidin söyledi. Evet kızım sağ ol. Anne. Dün burada... Şişt, söyleme. Söyleme. Gülsün. Sesin gitti yavrum. Yok buradayım. Buradayım diyorum. Necdet ateşlendi. Ben sabah o yüzden gelemedim. Şimdi uyuyor. Sen neredesin? Geleceğim. Geleceğim de bir işim var. Onu halledip geleceğim yavrum. Tamam ama çabuk ol. Olur mu? Tamam canım. Söylemediğin iyi oldu Gülsüm. Nasıl olsa gelince öğrenecek. Yolda panik yapmasın kadın şimdi. Doğru. Ben gidip alsam mı onu ya? Yok. İşim var dedi. Kendi gelecekmiş. Ha, iyi. Senin kolun nasıl oldu? İyi, bir şey yok. Sıyrık sadece ya. Öyle deme canım, ben çok korktum. Korkma, korkma. Bir şey olmaz. Ay, dilsize üzülüyorum. O ne kötü oldu. Yazık. Bence iyi oldu yani. İyi mi oldu? Bence yani. Ne alaka, nasıl ya? Neyse ya. İyi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.